Konu şu anladığım kadarıyla. Özellikle galiba emekliler ya da işte belli bir parası olup bununla ek gelir elde edenler bu kur koruma mevduattan çok faydalanmaya çalışmışlar. Herhalde hükümetin de bir anda belki onların mevduat bir şeyi vardı ama bir, bu ne kadar sürer diyorlar. İki, bunun maliyeti taşınabilir mi? Çünkü Haziran'daki giderlerde çok ciddi biçimde kur korumalı mevduata ödenecek olan para var. Yani çok büyük rakam tutuyor. Açığın hemen hemen yarısı oradan giriyor. 16-17 milyar evet. TL. Toplamda da 37. Bu nereye kadar sürdürebilir diyorlar. Bu sürdürülemezse ne olur? Şimdi birincisi yani hükümetin ne yapacağını ben bilemem. Çünkü ben hükümet tek görevli değilim. Rasyonel olarak ne kadar sürer? Yani rasyonel olarak hiç olmamalı diyeceksiniz tabii de. Olmamalı ve yeni gelecek hükümet, yani seçimlerden sonra gelecek hükümet bunu kaldıracaktır. Kalkmalıdır da. Peki bu hükümet kaldırmaz mı bir vadede? Bu hükümet kaldırmak zorunda kalabilir. Kalmalıdır. Ama bu hükümet rasyonelitesini ne kadar koruyor bilemiyorum. Çünkü bunun sürdürülemez olduğunu hemen hemen tüm iktisatçı meslektaşlarım söyledi, bunun mahsurlu olduğunu. Ama kaldırmadılar. Yani dünyanın hiçbir yerinde yani döviz kuru çok giderse ben mevduat sahiplerine ceplerine ayrıca para vereceğim diye bir sistem olmaz. Bu deli saçması bir sistem. Yani bir insanın ya dövizi vardır ya TL'si vardır. Böyle bir sistem olmaz. Bu yanlış bir sistemdir. Ha şunu merak edenler varsa söyleyeyim. Bana kalırsa bir ülkede tasarrufçunun bütün tasarrufları resmen kendi ulusal parasında olmalıdır. Bu doğru. Ama madem ki döviz tasarrufları var, bu döviz tasarruflarının yanı sıra Türk lirası tasarrufa döviz kadar getiri vereceğim diye bir sistem olmaz. Bu yanlış bir sistemdir. Ve nitekim kasayı da boşaltmaktadır. Ben döviz kurundaki hareketin hızlanacağını düşünüyorum sonbaharda. Varsayalım 25 lira oldu. Aşırı bir rakam olduğunu düşünüyorum. İnşallah da olmaz olmuş ama olur. Oldu diyelim. Ne olacak? Nereden ödeyeceksin bunu? Hazine. Bütçeden. Ya böyle şey olur mu ya? Bu deli saçması bir şey ya. Bu enflasyon demek. Yani siz bütçeye açık vereceksiniz, götürüp oraya vereceksiniz. O verince bütçe kendiniz daha fazla yüksek parayla borçlanıp onu hazineye koyacaksınız. Ondan zenginin parasına faiz ödeyeceksiniz. Böyle gizli faiz ödeyeceksiniz. Böyle bir sistem olamaz. Böyle bir sistemi neyin adına yapıyorsun? Efendim faiz veya riba işte şeydir, haramdır efendim. Ki o çok karışık bir konu şeyde, teolojide, yani İslam teolojisinde riba var, riba fat var, riba nas var filan. Ben teolog değilim, onun için o işe girmek istemem. Ben iktisatçıyım nihayetinde, ekonomik kurallarla konuşmak isterim. Kaldı ki Türkiye laik bir ülke. Laik bir ülkede dini inançlar ancak bireyleri ilgilendirebilir, devleti ve iktisatçıları ilgilendirmez. Faiz veriyorlarmış. Tabii ki öyle. Yani çünkü o yönde fetvaları var pek çok. Tabii ki o ayrı. Yani enflasyon kadar veriyorlar. Ama bizim istiyor ki enflasyon kadar verme ama üstünü ben tavanlayacağım, hatta fazlasını vereceğim diyor. Böyle bir sistem olur mu? Kim kimi aldatıyor? Bu yanlış bir şey ve bundan dönülmesi gerekiyor ve biz bunu... Peki bundan dönülebilir mi? Çünkü şöyle bir korku var. Bundan dönülürse buradan geri gelen para dövize gider. Herkes dövize yatırım yapar diye bir korku var. Şöyle diyenler var. Normalde bundan yavaş yavaş dönülüp normal bir faiz artışıyla bu iş dengelenir ve ekonomi rayına oturur diyenler var ama... Mayıs'ta seçim olursa Haziran'da bu işler düzelir. Ha siz 2023'e kadar bunun süreceğini düşünüyorsunuz. Ben bunların kaldıracağına inanmıyorum. Bunlar işi daha kepaze edip, İdrani'ye kepaze edip bırakacaklar. Çünkü bunun sürdürülemez hale geleceğini görecekler. Ama kontrol ettiklerini düşünüyorlar. Ama kontrol edemiyorlar. Bakınız ne yaptılar? İhracatçıya bir takım sınırlamalar getirdiler değil mi? Devam ediyorlar mesela. Başka türlü önlemlerle dövize talebi... İhracatçının bozulması gereken döviz miktarını arttırdılar. Tabii. Yani başka önlemler. Çünkü durmuyor. Yani çünkü enflasyon yüksekse döviz kuru da alıp başını gidecektir. Nasıl durduracaksın? Neyle durduracaksın? Döviz kurundaki artışı durdurmak para ve maliye politikalarıyla olabilir. Para politikanız ortadan kalkmıştır. Maliye politikanız da özellikle bunu önleyecek güçte değildir. Dolayısıyla döviz kuru alıp başını gider, enflasyon yüksekse. Ne yapacaksın? Bunlarla iş olmaz. Yani siz buzlu yola girmişsiniz, ben asla zincir takmam diyorsunuz. Kaza yapacaksın sonunda. Şimdi kaymazsan sonunda vuracaksın arabayı. Buzlu yol, kar yağmış, buz tutmuş. Zincir takacaksın, öyle ineceksin. Çaresi yok. Önlemini alacaksın. Peki, gelelim. Anlık edelim, siz bunu kalkacağı kadar...
dediğiniz seçime kadar AK Parti böyle gider. Bu da önümüzdeki yıldan itibaren hazineye daha da ağır yükler bindirir. Ondan sonra gelenin işi zordur ama onu söyleyeyim. Tabii ki zor. Düzeltmesi zordur. Tabii ki zor. Hastayı iyi etmesi daha zordur. Hasta olmamış birine bir doktor gerekli önlemleri alıp onu hastalıktan koruyabilir. Ama iyiden iyiye hastalandıktan sonra evde vücudu sarmışsa. Vücudu sarmışsa onu düzeltmek zordur. Dolayısıyla vatandaşlarımıza buradan şunu söyleyelim. Gelecek olan yönetim, işte altılı masa mı gelecek, işte kim gelecekse, Türkiye'yi toparlamakta oldukça zorlu bir dönem yaşayacaktır. Kolay olmayacaktır. Ve bu sadece ekonomik politikalarla ve sadece ekonomik politikalarla da olmayacaktır. Aynı zamanda siyasi ve hukuki değişikliklerle ancak Türkiye toparlanır. Ben Türkiye'nin çok hızlı toparlanacak bir potansiyel olduğunu düşünüyorum doğru kararlarla. Süre? Bir sene. Ben de onu söylüyorum zaten ama bir ay değil yani. Bir ay tabii ki değil. Tabii ki. Bir sene içinde Türkiye yani şöyle, çok... Yani vatandaşlar... Yani bu önlemleri ister bugün AK Parti alsın, ister yarın AK Parti'nin seçimi kaybederse yine gelenler alsın, kim alırsa alsın, doğru önlemlerle Türkiye ekonomisi çok canlı ve güçlü bir ekonomi toparlanır. Güvenilir bir siyasi iktidar olduğu takdirde evet bir yıl içinde güvenilir, toparlanır. Güvenilir, öngörülebilir. Güvenilir, öngörülebilir, bilimsel, istişareye dayanır, toplumla ilintisini iyi kuran... Bir iktidar Türkiye'yi elbette çok daha iyi bir yere götürür. Ha bir şey daha söyleyeyim. Batı'yla ve komşularımızla da ilişkimiz çok daha iyi olur. Müttefiklerimizle de ilişkilerimiz çok daha iyi olur. Ve o ilişkilerin iyileşmesi de ekonomiye katkı tabii sağlar. Bana sorarsanız ekonomi çözülür de göçmen meselesi en önemli mesele yok ama o sizin konunuz elbette değil. Hemen şeye gelelim. Türk ekonomisi nasıl etkiler? Amerikan Merkez Bankası peş peşe yaptığı... Küçük ama Amerika açısından büyük sayılabilecek faiz artışlarıyla Amerika'da enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Daha doğrusu bütün dünya, gerek IMF, gerek Dünya Bankası, bütün ekonomik kuruluşları, bütün ülkelere enflasyonunuzu düşürün, kontrol altına alın diye çağrıda bulunuyorlar. Ve Amerika'da buna ilk başlatan oldu. Amerikan Merkez Bankası, Fed... Geçen sene daha açıkladı, dedi ki ben önümüzdeki Mart'tan itibaren faiz artışlarına gideceğim ve enflasyonu düşüreceğim. İlk faiz artışını yaptı, ikinciyi yaptı, beklenenleri biraz yüksek yaptı. Bundan Amerika'nın enflasyonu tam anlamıyla hız kesmedi, 9'a kadar çıktı. Ve bunun doğal etkisi olarak da faiz artırımının ve doları güçlendirecek olmasının, bu faiz artırımının doları güçlendirme beklentisi Avrupa Birliği içerisinde Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesine sebebiyet verdi ve şu anda ilk defa uzun yıllar sonra parite hemen hemen dengeleniyor. 1 dolar 1 euroya çok yakın eşit diyebiliriz. Eşit. Bunun Avrupa açısından olumlu ve olumsuz sonuçları var. Olumlu sonucu şu, Amerikan ekonomisinin dış ticaret açığının büyüme ihtimali fazla. Doğru. Çünkü Amerikan ekonomisi biraz frene basmak zorunda kalacak. Değer kaybeden dolar yüzünden, euro yüzünden Amerikan piyasasına bol miktarda Avrupa menşeli ürün girmeye başlayacak. Bu da Avrupa'nın ticaretini olumlu etkileyecek ve Amerika'nın da dış ticaret açığını büyütecek. Bunun da Amerika'da yeni faiz artışlarına sebep olma ihtimalinden de bahsediliyor. Ve böyle karambol bir dönem yaşanacak sanki. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Etkiler mi? Lehimize mi? Aleyhimize mi? Çünkü biz dış alımımızı dolarla, dış satımımızı ise büyük oranda euro ile yapıyoruz. Oranlar çok çok farklı değil. Yani yüzde işte 60 böyle 52-55 falan. Evet 55 euro. O civarlarda. Yani böyle %80 ithalatımız dolarla değil. Yani değil. İşte birazcık daha fazla. Ama bir fark enerjiyi var. Enerjiyi dolarla aldığımız için oradaki esas mesele o. Şimdi hemen sorunuza şurasına bir not da söyleyeyim. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen ki eski Fed Başkanı. Fed Başkanı ve iyi bir para iktisatçısı, kocası Nobel ödülü almış bir iktisatçı George Akerlof. O bir şey söyledi. Yani Amerikan yeni Merkez Bankası, yani Trump zamanında atanan Merkez Bankası Başkanı ki makul bir adam, bir iş adamı. O faiz artırımına başladığı zaman dedi ki Yellen, çok aşırı artışlar bir süre sonra Amerikan ekonomisine durgunluk da getirecektir dedi. Dolayısıyla evet Amerika'da bir ciddi %1'e yakın bir faiz artışı daha bekleniyor ama arkasının aynı biçimde gideceği düşünülüyor. Dolayısıyla bir süre sonra Amerikan ekonomisinde bir durgunluk olacağı için o Amerika'da bir başta bir süre için yaşanacak ithalat artışı bir süre sonra duracak. İç talepteki durgunluk nedeniyle dengelenecektir. Bunu bir o taraf için konu. Neden önemli? Çünkü dünya ekonomisi bizi de etkileyecek. Amerikan ekonomisi bütün dünyayı etkiliyor.